geldiniz. Ben öncelikle hoş geldiniz diyorum. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Milletvekilim, İl Başkanım, İlçe Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi olarak cumartesi gününden beri bu olayı yakından takip ediyoruz ve bununla ilgili de duyurularımızı yaptık. Sayın İşenir, belki tarihinde görülmemiş çok büyük bir salgın yaşadı. Bayram tatili sona ermeden cumartesi günü başlayan bu salgınla birlikte yaklaşık 5000 civarında hastamız aile sağlığı merkezlerine, hastaneye ateş, kusma, ishal, eklem ağrısı gibi bulgularla müracaat ettiler. Ve bu ilerleyen günlerde de devam etti. Bu kadar yoğun bir sağlık problemi, bu kadar yoğun bir salgın çok dramatik bir şey ve Seydişehir halkı bunu hak etmiyor. Hiç kimse hak etmiyor. Bu çok büyük bir halk sağlığı problemi. Bu neden kaynaklanmış olabilir diye bakıyoruz, soruyoruz. Halk sağlığı hocalarımızla görüştük, uzmanlarla görüştük. Bu olay %99.99 içme suyu kaynaklı bir olay. Burada bu ilçede 10 binleri aşan rakamlara, 20 binlere ulaşan rakamlarla eğer bir salgın söz konusuysa bunun başka türlü gerçekleşme şansı yoktur. Onun için biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak halkımızın yanında olarak bu olayın nasıl gerçekleştiğini yetkililerin açıklamasını istiyoruz. Biz biliyoruz ki Sağlık Bakanlığı tarafından halk sağlığı laboratuvarlarında içme suları aylık olarak rutin kontrol ediliyor, analiz yapılıyor. İçme suyu depoları, içme suyu kaynakları analiz ediliyor. Daha sonra böyle bir salgın durumunda hızlı bir şekilde acilen tekrar bu analizler tekrarlanıyor ve nedenini bulmak üzere. Burada aradan geçen 4-5 güne rağmen halen Sağlık Bakanlığı yetkilileri, İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden böyle bir açıklama gelmedi. Bu olayın nedeni nedir? Buna yönelik bir resmi açıklama duymak istiyoruz ve sorumlularında gereken müeyyidelerin uygulanmasını istiyoruz. Burada içme suyu, sağlıklı içme suyu, temiz içme suyu her insanın en doğal hakkıdır. Yaşam hakkıdır çünkü. Biz burada bunun sağlanmadığını görüyoruz. Burada bunu sağlamakla görevli olan Konya Büyükşehir Belediyesi'ne, KOSGİ'ye, Büyükşehir İdaresi'ne göreve çağırıyoruz. Eğer Seydişehir'de 10 bin, 20 bin kişinin 20 bine yakın ifade edilen rakamlarla vatandaşımız böyle bir salgından etkileniyorsa bunun bir karşılığı olması gerekir, sonucu olması gerekir. Şu ana kadar da sadece her şey normal diyerek kamuoyunu yanıltmaya ve olayı örtmeye çalışıyorlar. Böyle bir şey yok. Eğer bu kadar açık bir salgın durumu varsa burada çok ciddi bir sorun vardır. Ve bu sorun da temiz içme suyuna ulaşma sorunudur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Seydişehir'in içme suyu kaynaklarının acilen düzeltilmesi, kontrollerinin düzenli bir şekilde yapılması ve temiz içme suyunun sağlanmasını talep ediyoruz. Onun dışında bu yaşanan salgına yönelik olarak da Sağlık Bakanlığı yetkililerini ve Konya Büyükşehir Belediyesi yetkililerini göreve çağırıyoruz. Halkımızın sağlığıyla oynayamazsınız, halkımızın sağlığını tehlikeye atamazsınız. Verileri bir an önce paylaşın. Bu olayın gerçeğini kamuoyuyla paylaşın ve kamuoyunu aydınlatın. Gerekli bu işte.